Yazan Hüseyin Rahmi Gürpınar, seslendiren Leyla Önder Kokotlar Mektebi Kitabın ikinci bölümünün birinci kısmı Şişli'nin Osman Bey yakınında sağ dönen sokakların birinde yedi katlı büyük bir apartman. Birleştikleri yerlerine tozlar birikmiş biraz bakımsız mermer merdivenlerden çıkılınca dördüncü kattaki kapılardan birinin üzerinde kimsesiz kızları koruma yurdu pila okunuyor. İçeride kızlar vardır. Belki de çoğu kimsesiz kızlardır. Fakat koruma tarzının gerçeği sahiplerince bellidir. Ara sıra içeride gürültüler olur. Kapı önlerindeki öfkeli ağızların korkutucu şamataları duyulur. Lakin yurdun müdürü hep bu tecavüzleri komşulara bağışlatacak dokunaklı, inandırıcı açıklamalarla şüpheleri söndürmeye uğraşır. Odadan odaya kanaryalar gibi ötüşerek uçuşan 12 güzel genç kız. Piyano, birkaç paslı dikiş makinesi. Sözde uğraşı dikiştir, iştir. Fakat gerçekte alışveriş başkadır. Kapı çıngırdayınca hep bu cilveliler dikişin, nakışın, piyanonun başına üşüşürler. Hepsi meşguldür. Müdür niçin sanatını başka bir adın koruyuculuğuna bürünerek gizli yürütüyor? İşte kadının asıl meslek dehası buradadır. Gizli şeyin ne kadar çekiciyi, tatlı ve kandırmaz bir büyüsü olduğunu o bilir. Kapısı kan renkli fenerlerin acıklı ışığıyla kızarmış, rezilliği ilan edilmiş bir randevu evi. Bu ne kadar adi bir şey. Maazallah burası hiç öyle değildir. Burası koruma, geçinme, çalışma yurdudur. Fakat söz aramızda bazen pek üstün zengin kişiler için namus fedakarlıkları yapılabilir. Bu herkes için değildir. Gizli ve özeldir. Burayı namuslu adam namuslu adama salık verir. Tanınmış ve güvenilir kimseler tarafından tanıtılmayanlar buranın özel hayatını kabul olunmazlar. İşte bu üstün özelliğinden dolayı Koruma yurdunun lütfuna uğrayanlar kendilerini mutlu bilirler. Yurdun nikahla verilecek kızları vardır. Hemen evlenmeye cesaretiniz yoksa denemek için bir metres alabilirsiniz. Lakin bu evlenmekten çok daha pahalıya mal olur. Bıkarsanız değiştirilir. Ulviye Melek işi pek akıllıca yönetmeye çalıştığı halde yine ara sıra tecavüz saldırı olaylarından büsbütün kurtulamıyordu. Bir gün sabahla öğle arası kapının zili gevrek bir çınlayışla evin içinde yankılar yaptı. Zenci hizmetçi kadın şebistan açmaya koştu. Şapkasının enli kenarı altında esmer yüzü büsbütün kararmış, zayıf, uzun bir adam içeri girdi. Ziyaretçi koridordan geçerken etraf odalarda bir kaynaşma oldu. Tepeli piliçler gibi kesik saçların döküntüleri arasından merakla parıldayan birçok gönül alıcı gözler yarı kapalı kapılardan bu gelen insana dikildi. Müdürün oldukça bir Avrupalı zevkiyle düzeltilmiş bir salonu vardır. Misafiri oraya aldılar. Ulviye melek, gerdan, ense, kol, bilek gibi vücudunun açık kısımlarını aceleyle bir pudra pomponu dolaştırdıktan sonra mor pembe bir sabahlıkla ziyaretçinin yanına çıktı. Odada uzun bir süre kapalı kaldılar. Ne görüştüler? İşte bu kızların hepsini meraktan çatlatan bir sırdı. Çünkü söz konusu kendileriydiler. Konuşulan şey onların hayatlarını alt üst edecek bir önem taşıyordu. Endamı ölçülü, gözleri süzgün bir kız Neşi'de boylu boyunca bir korku ürpermesi geçirerek hm, ''Kara kuru çirkin kudubet bela bir herif.'' Yine beyaz bir kumral. ''Galiba yaşı da geçkin.'' Fıkır fıkır bir dolgun bu kart horozlar daima körpe pili çararlar. Süzgün bakışlı kıvırcık saçlı bir afet dilkeş. Ha ben geçenlerde bir böylesine düştüm. Bütün vaktimiz banyo friksiyon, banyo friksiyonla geçti. İhtiyarın sinirleri o kadar pörsümüş ki onu diriltinceye kadar ben ördüm vallahi. Hayal dolu mavi gözlerinden damla damla sevdalar sızan bir güzellik cazibe. O zahmetine karşılık sen ne aldın, patronuna ne kazandırdın? Dilkeş isyanlı bir bakışla, ben mi ne aldım, söyletme beni Allah aşkına. Enine boyuna bir aşk dalyanı ferahnak, beğendiğimize değil beğenene gideceğiz yavrum. Biz gizli sermayeyiz, kaçak malız kırmızıya kaçan altın pırıltılı saçları, duygulanmasından gül pembesi alnı üzerinde titreyen revnaktar, o sermaye, ne çirkindeyim, niteleneni insanlıktan hayvanlığa indiriyor. Kara, parlak, zeki gözlü bir ufak tefek olan nasip, analarımız babalarımız bizi peydahlarken geçimimiz için bankalara çoğaltma yaparı yatırmamışlar. İşte talihsizliğimizin başlangıcı. Birbirlerini sevmişler. Bu ayıplarını yüzlerine vurmak için de biz dünyaya gelmişiz. Güzel şayan sözü atılarak, ihtiyarların miskinliğinden, gençlerin hamaratlığından şikayet ediyorsunuz. Tanrı'yı sizi beğendirecek bir erkek yaratmamış olmakla mı suçlayacaksınız? Sarı papatya şefkat ezgin bir memnunluk gülümsemesiyle, hep bu üzüntüleri gönlünüzün çılgınca sevdiği bir erkeğe düşünceye kadar çekersiniz. Ondan ötesi Oha! Tanrım o kadar eğlenceli, o kadar sevkili neşeli ki. Bir erkek gibi kemikleri iri, bete benzi diri, koyu kestane saçları tepesinden çağlayan gibi fışkırmış, anafor adına karşılık veren delişmen bir kız içeriye bir kasırga gibi eserek, ''Müjde, müjde! Hiç anafordan sır saklanabilir mi?'' Kapıdan dinledim. Taslamam değil ama eksik gidik neyse birçok şeyler duydum. Herifçeyiz zengin bir Afrikalı. Maide son numara kartolos. Dilkeş suratı porsumuş dümbelek derisine benziyor. Anafor fakat kasası da İngiliz bankasını andırıyor. Terendaz bu yakışıksız iyilikçi adam kimsesiz kızları koruma yurduna yardıma mı gelmiş? Anafor Evet evet. hepimizi ayrı ayrı öpüp sevip memnun etmeden gideceği benzemiyor. Neşide? Benden pas kuzum. Bunlardan biriyle bir hafta kalmak felaketine uğradım. Hala gönlümün bulantısını bastıramıyorum. Afrikalıların ciltlerine mahsus bir koku var. Fena tabaklanmış bir deri kokusu. Ferahnak. Ben dikkat ettim. Eylesine altmışını geçmiş bir erkek ağır kokuyor. Maide. Gençler nasıl kokuyor? Nasip. Bizden mi soruyorsun? hiç burnun bu kokuyla temasa gelmedi mi? Anafor, teke gibi kokan gençler vardır. Ferahnak, olsun ne yalan söyleyeyim benim hoşuma gider. Revnaktar, ooo maltız keçisi. Cazibe, en iyi delikanlı nasıl kokar? Dilkeş, ooo Yasemin gibi. Neşide, aman imrendirme beni. Ferendaz, Öylelerinin de paraları yoktur. Yalnız hoş kokuyla yaşayabilirsen iyi. Dilkeş, yaşarım. Liraları bu Arap'ın suratına katık edeceğimi gönlüm hoş olsun. Ekmek peynire razıyım. Birbirimizi sevdikten sonra samanlık seyran olur. Anafor, kapı arkasından sezdiğime göre bu Arap kendisi ne kadar ihtiyar kara kuruysa o kadar genç, beyaz ve tombul istiyor. Nasip, öyleyse Maide hazır olsun. Maide, o oh, kuzum niçin? Ferahnak benden besili, benden beyaz değil mi? Ferahnak, ben biraz battalım. Maide, e işte ara parçasın. Nasip, ah beni tutanlarım azdır. Kan kırmızı, en gevrek, en tatlı karpuzun küçüklerden çıkacağını bilmezler. Bu Afrikalı beni istese çok nazlanmam bütün paralarını cebime korum. Cazibe, arabın kendisini nereye korsun? Kitabın ikinci bölümünün ikinci kısmı. Kızlar böyle genç kafalarının sıcaklığıyla kaynaşırlarken oda kapısından müdür gözüktü. Yüzü arkasındaki pembe mor sabahlığın rengine yaklaşacak kadar ateşlenmişti. Bu yüz değişimi memnunluktan mı, üzüntüden mi? umduğunun üstünde dolgun bir pazarlıkla işi mi pişirmişti yoksa umduğu yüksek miktarı tutturamamış mıydı? Dükkana bir müşteri çıktığında tavukçu piliç seçmek için elini kafesten içeriye sokunca hayvancağızlar ciyak ciyak bağırarak o katil pençeden kurtulmak çabasıyla küçük cezaevinin içinde oraya buraya kaçışıp nasıl çırpınırlarsa bütün kızlarda da öyle birer korku ürpertisi göründü. Ulviye melek böyle anlarda yumuşaklıkla başlar, isyanla karşılaşırsa sözünü geçirinceye kadar derece derece sertleşmenin yolunu bilirdi. İhtiyar çirkin isteklilere karşı kızların bu nefretleri devamlıydı. Fakat müdür hiçbir şey sezmemiş gibi görünerek en tatlı sesiyle ''Yine damımızın üstünde bir devlet kuşu dolaşıyor. Bakalım içinizden hangi mutlunun başına konacak?'' Bu piyaza hiç sırıtan olmadı. Durgun çatkın yüzler önlerine eğildi. Patron gülümsemesini bozmadan devam etti. Son ekselans El Mansur Alel Fazıl Mahmudül Meki. Milyoner, mizacına, zevkine göre bir kız arıyor. Kahire'de, Hilvan'da, Cizre'de, daha bilmem nerelerde konaklar, oteller gelir getiren yapılar, apartmanlar, çiftlikler. Nereden geldiği belli olmayan öfkeli bir ses. Mizacını rengine göre bir kız arıyorsa Habeşistan'a gitsin dedi. Müdürün gür sesi bu alayı bastırarak yılın her mevsimini Avrupa'nın, dünyanın en güzel, en ünlü, en zengin şehirlerinde geçirir. Başka öfkeli bir ağız şu kötü dileği fırlattı. Yere geçsin. Müdür, para kuvvetiyle bir yanının Berlin'in, Paris'in, Londra'nın, New York'un aralarında hiç uzaklık kalmaz. Dünyanın en göz kamaştıran medeniyet, rahatlık, zevk, eğlence merkezlerinde, en parlak sosyetelerde para, saygı gösterileri, elmaslar içinde parlamak istemeyen bir kadın düşünülebilir mi? Neşide sinirli bir taşmayla haykırdı. Olunur, işte ben. Patron artık taştı. Çoğunuzu sokağa atılmış sıska aç kedi yavruları gibi oradan buradan topladı. Hepiniz de gönlünüzün hoşlandığı birer delikanlıya namusunuzu sakatlandırmış, sonra da bırakılmıştınız. Hala hepiniz de gönlünüzün seçtiklerine gitmek sevdasındasınız. Hanımlar, Mide ihtiyacı aşk ihtiyacından önce gelir. İlk önce karın doymazsa hayat makinesinin öteki duyguları işlemez. Gönlün çektiği oynaşlarla yaşamak zenginlere ver gibi mutluluktur. Delikanlı diye ölüyorsunuz, bayılıyorsunuz. E peki? Fakat o eski genç miras yediler, şehzadeler, paşa oğulları kalmadı. 100-150 lira aylıklı memurlara gideceksiniz. Birkaç ay içinde yolsuzluklar yaptırtarak zavallıları işlerinden kovdurtacaksınız. Ceza mahkemelerindeki yargılanmalarınız, hükümlülüklerinizle gazetelerin ilk sayfalarına dedikodu sermayesi olacaksınız. Sonra karşı karşıya birkaç gram tentür diyotla yahut kucak kucağa bozforun anaforlarını gömülerek muhabbetinize son vereceksiniz. Hiçbiriniz buranın esiri değilsiniz hepinizin iradesi elinizdedir. Arzu ettiğiniz vakit istediğiniz yere gidebilirsiniz. Fakat nereye gidersiniz? Sizin için açık kapı nereleri var? Feridiye randevu evlerine mal olmaktan başka neye yararsınız? Bu duruma düştükten sonra ben falan zamparayla yatarım, ötekiyle yatamam diyemezsiniz. İhtiyarlarına da çıkacaksınız, gencine de. Şoförüne de, vatmanına da, hamalına da, çamalına da. Siz burada benim evimde yükselme zamanları gelince isteklilere sunulan birer funda gibisiniz. Pek olağanüstü hallerden başka sizi geceliğe çıkarmıyorum. Metres veriyorum. Daha saflarını bulursam nikahla çakıyorum. Anafor, teşekkür ederiz. Biz burayı genel ev kendimizi orospu bilmiyoruz. Müdür, ben sizi kokot olarak yetiştiriyorum. Burası genel ev değil, mekteptir. Ferendas aceleci ve meraklı bir sesle. Sevgili maman, bu iki deyim arasındaki farkı bize bir daha anlatır mısınız? Müdür, biz bütün kadınlar büyük anamız Sayın Havva'nın işlediği ilk yanılmanın cezasını çekiyormuşuz. Görünüşte dine ait bir şaka gibi görünen bu sözde ağır bir mana var. Bizim başlangıçtan sonsuzluğa kadar masum mahkumlar olduğumuzu anlayınız kadın evlenemezse ahlaka kanun arkasına dönerek kendisine açılan kucaklara atılabilir ha? Bu tanrı hükmü günahlılığa derece derece aşiftelik, alüftelik, orospuluk, kepazelik falan diyorlar. Kokotluk işte bu rütbelerden biridir. Kokot randevu evi sermayesi değildir. Ondan yüksektir. Hatta bazen çok yüksektir. Başlı başına evi, apartmanı Hatta lüks oteli olur. Metrez, bizim verdiğimiz manayla bir süre için tek erkeğe kendini adamış gibi görünen kadındır. Ve hemen hemen büsbütün amanının hesabına yaşar. Kokot, bir alay hayranlarının ortasında adeta bir göz dikilen göz konulan şeydir. Onun daire gösteriş masraflarını ödeyen el veya eller belli değil gibidir. Amanlarından ikisi çekilirse üçü gelir. Bazen ministerlerden yani bakanlardan bile düşkünleri olur. Kokotların içinde eğitimce, kültürce, femme du monde denilen yani dünya kadınları seviyesine yükselmiş olanları vardır. Medeni ve ince hayatın bütün seremonisini bilirler ve yine hemen her sosyeteye kabul olunurlar. İşte siz burada bu mesleğin orta mektebindesiniz. Zengin Monden bir adamın koltuğunda Avrupa'ya gittikten sonra her şeyi görüp öğreneceksiniz. Medenileşecek, inceleyeceksiniz. Başınızı arkanıza çevirip de bu şimdiki zamanla hayatınızı hatırladığınız zaman korkuyla gözlerinizi yumarak daha ileriye kaçmak isteyeceksiniz. İşte şimdi damımızın altında bulunan Mahmut el-Meki hazretleri sizi hayatın bu sıkıntılı acılı sığlığından yüce cennet rahatlığına çıkaracaklardan biridir. Eline uzatıp parmağına yeni takılmış yüzüğü pırıldatarak, işte son ekselansla olan bugünkü buluşmamın armağanı. Cepleri mücevher kutularıyla dolu. Pırlanta yüzüğün çaktığı küçük şimşekler, bütün kızların üzerinde peri masallarındaki efsunlu şimşirek taşı etkisini yaptı nazlıların yüzlerinde kalp yumuşaklığına benzer birer gülümseme belirirken müdür devam etti. Son ekselans yurdumuzun övgüsünü uzaklardan duymuş. Büyük bir yerden salık alarak geldi. Memnun ederseniz mutlu olursunuz. Gerdanınızda, kulağınızda, bileğinizde birkaç elmas parıltısı güzelliğinize başka alım getirir. Değerinizi arttırır. Ekselans biraz yaşlıca, fakat konuşması çok tatlı ağzında dişleri inci gibi sohbetinin şirinliğiyle insanın karşısında adeta gençleşiyor güzelleşiyor çok kibar adam bütün sözleri terbiyeli tartılı yumuşak nazik çekici onun bütün bu erdemlerine cömertliklerine centilmenliklerine karşılık elbette bizden de kendi arzusunca bazı şeyler istemeye aramaya hakkı olacaktır Ekselanslarının duygularını, zevkini şöyle bir yokladım. Ferahnak, sen o Levent vücudunla karşısına çıkarsan düdüğü çalacaksın. Mahmud Elmeki, iri kemikli kuru gövdesini içine gömecek kuş tüyü bir yastık arıyor. E kızım, işte o da sensin. Hadi yavrum, malıma güvenirim. Hiç tuvalet istemez. Temiz, nazik, zeki, hoş, havalı olmalı amanının her bakışındaki manayı anlamalı. Hazret lüks tuvaletten bakmış. O kadınının çıplak tenini, oynak ruhunu istiyor. Zürt bir gence eş yahut yaşlı bir milyonere metres olmak. İşte kadın hayatının iki ucu. Konfor, lüks, yaşayış, zevk, neşe, nerede? E bunu ben sana söylemeyeceğim. Bunu şansın sana açacağı gelecek söyleyecek. Seni aşağıdan yukarıya fırlatan bu şans dalgasına sonra çok teşekkür edeceksin. Metresliği orospuluktan ayıran, ona yaldızlı bir şans damgası vuran kadının bu kışkırtıcı sözleri bütün kızların dimalarını büyüledi. Ekselansın yanına girmek için yalnız ferahnakta değil, kızların birkaçında daha hareket görüldü. Fakat sonra kendilerini topladılar. Yalnız çağrılan yürüdü. Kitabın ikinci bölümünün üçüncü kısmı. İçlerinden biri şansının seslenişine gittikten sonra bütün kızlar düşünceli birer yüzde odanın ortasında halka oldular. Revnaktar, Ferahnak buradan içerideki odaya gitmekle geleceğini güvenlik altına almış mı oluyor? Ferendaz, Müdür o işi o kadar ballandıra ballandıra anlattı ki hepimiz yüreklerimizde birer hoplama duyduk. Neşide, bu Afrikalı ekselans kızı ne yapacak? Anafor, alıp Avrupa'ya götürecekmiş. Maide, Avrupa'da kadın kıtlığı mı var sanki? Dilkeş, bir malı çiftlikten almak başka, pazardan almak başka. Burası metres harasıdır. Garanti mal yetiştirmekte dünyanın dört köşesinde ünü var. Biz bu mektebin mezunlarından kaçıncı dönem öğrencileriyiz acaba? Avrupa'da İran'ın halısı Türk'ün orospusu para ediyormuş. Cazibe. Bu istatistiği bilmiyoruz. Fakat merak ettiğim başka bir şey var. Maide. Nedir? Cazibe. Müdür buradan çıkanların bilgi ve ilerlemelerinden söz ediyor. Acaba bizden öncekilerin içinde büyük servet, büyük üne ermiş olanlar var mı? Dilkeş. Ne söylüyorsun? Ünlü artist, prenses ve hatta kraliçe olanlar bile varmış. Kızlar böyle geçmişten halden kanıtlara göre geleceklerini keşfe uğraşarak enine boyuna dertleşirlerken dışarıda bir gürültü koptu. Dakika geçmeden, ferahnak, yıka göğüs darmadan kafesten kurtulmuş bir kuş çırpıntısıyla odadan içeri atıldı. Hep şaşırdılar, hep bir ağızdan soruyorlardı. Ne var, ne oldun, hayırdır? Ferahnak bir umacının takibine uğrayan çocuk gibi korkudan büyümüş gözlerle arkasına bakarak ''Aman aman susunuz, söyleyemem, söylenmez. Geçen akşam rüyamda uzun karı bir yılan görmüştüm. Buna çıktı.'' Bu soğuk hayvanın adı hepsinin vücudunu ürpertti. Anafor ''Ferahnak, son ekselansın sana taktığı yüz görümlüğünü göster bakalım.'' Ferahnak ''O son ekselans falan değil.'' Yerin dibine batsın. Son korku. Ay durunuz, durunuz. Sersemledim. Azıcık aklımı başıma toplayayım, anlatırım. Anafor. Hayırdır inşallah. E, geçen akşam rüyada gördüğün yılan seni soktu muydu? Ferahnak. Oo, yo, Allah izirgesin. Ondan da böyle kaçıp kurtulmuştum. Kaçak kız iki avcuyla sımsıkı yüzünü kapadı. Biraz önce geçirdiği sahneyi şimdi bir daha yaşamayı uğraştıktan sonra kopardığı sağanaklı kahkahaların arasından ''Durun durun size anlatayım. Fakat gerçeği anlatmak ne mümkün. Siz bu komedyayı arabın ağzından dinlemeliydiniz ki... Son ekselansın yanına girdim. Karşısında derin bir röverans yaptıktan sonra şöyle bir tarafa iliştim. O şimdi acayip acayip geviş getirerek yiyecek gibi bana bakıyordu. Gayet de ballı, ağdalı bir şey geveliyormuş gibi yutkundu. Nihayet, niçin o kadar şok uzakta kaçtı ya efendim? Gel şöyle yanımda otur. Biraz yaklaşır gibi yaptım. O, daha, daha, daha. Ben senin zevç, sen benim zevce. Teklif yok. Birdenbire bileğimden yakaladı. Elemin üstünü, avcumun içini sulu şapırtılarla öpe öpe Hazamin min lütfurab. Şok beyaz, şok yumuşak. Tatlı, kokulu senin adın ne? Farahnak. Maşallah, maşallah. Yemin ederim içimde mutluluk ve rahlık doldu. Farahnak. Ben sana şok sevdi. Şok iyilik yapacak. Bileğimi tekrar öpüp avcında tutarak burada mücevher bilezik. Parmağımı göstererek burada pırlanta yüzük kulaklarımı okşayarak burada elmas küpeler birdenbire göğsüme saldırarak burada da bir yakut pandantif her tarafında her tarafında çok kıymetli bir şey takacak. Hep sıslayacak, hiç boş yer bırakmayacak. Göğsüme hemen sülük gibi yapışmak istedi. Her öptüğü yere bir diş fırçası gibi batan bıyıkları vücudumu diken diken ediyordu. Duramadım. Arabın elinden silkinerek Yapmayınız ekselans gıdıklanıyorum dedim. Gıdıklanıyorum? Ne kelime bu gıdıklanıyorum? Şatiyumu dedim. Şatiyumu? Aa, şatiyumu et lan lezbiyacım. Gıdıklayınız bana, gıdıklayınız bana. Ben çok severim hep gıdıklanmak hem de gıdıklamak. O yo ben hiç sevmem bırakınız dedim. Soylu köpek tuttuğu ava bırakmaz. Gıdıkla bana, gıdıklayayım sana. Bu gıdıklama oyunu sırasında Arap'ın gözleri o kadar şeşbeşe döndü, şaşılaştı ki sarısı tuttu sanarak cinsel ateşinden zor kurtulup kaçtım. Anafor, hani yapan tantifin kutusu? Göstersene. Ferahnak, ben istemem. Arzu ediyorsan git sana taksın. Kitabın ikinci bölümünün dördüncü kısmı. Gelecekte bugün adı bilinmeyen çeşitlerden çok ticaret çıkacaktır. Ulviye meleğin ticareti de işte onlardan biriydi. Görünüşte bu hemen hemen bir randevu evi işini andırıyordu. Fakat müdürle bu konuya dair açıklamaları ve tartışmaları girişince, kadın gözlerinizin önüne tuttuğu mantıklı bir prizmayla sizin görüşünüzü, yargılarınızı şaşırtıyordu. O, bu konuda kazanmış olduğu söyleme kolaylığıyla İtirazlarınıza karşı hemen şöyle coşuyordu. ''Beyefendi, ben gidip de kimsenin temiz kızının kısrağını ayartmıyorum. Onlar bozulduktan sonra benim ayağıma geliyorlar. Avrupa evlenmelerinde kızlığa pek önem verilmez. Lakin Türkiye'de iş büsbütün başkadır. E ne yapalım ki, zavallı Türkler uğursuzluğundan korkarak sefer ayında evlenmeye cesaret edemeyecek kadar henüz saf ve sadedirler.'' böyle bir felakete uğramış kızların içinde bazen çok fena bir aslantının, zalim bir kötü talihin kurbanı olmuş bulunmaktan başka bir günahları görünmeye zavallılar vardır. Bunlar kazara bozulmuş, lakin pek çok kızlığı bozulmamış olanlardan ziyade iyi bir eş, şefkatli bir ana olmak yaratılışındadırlar. E ne yapalım ki bu hususta ayırma kabul etmeyen halkın yermeleri karşısında boyunları bükülen bu felakete uğramışlar, derhal namus kadrosundan dışarı fırlatılıyorlar. Beyefendi, her gün gazetelerde okuduğunuz yargıçlar karşısına çıkmış kızlığı bozma davaları sayıca gerçeğe ve gizli kalanlara oranla hiçtir. Hayata sönmez ateşiyle yaratan hayvanca önlenemez cinsel istek, kanun, korkutma, engel tanımıyor. O bütün vahşiliğiyle isteğini tatmine çalışıyor. Suçlu, suçsuz, talihin bu gadrine uğrayanları hep çamurun akıntısına mı bırakacağız? Toplumun geleneksel bir tiksinti ve merhametsizlikle yüz çevirdiği bu zavallılara uçurumun başlangıcında şefkatli bir ana koruyuculuğuyla kollarımı açarak geliniz bakalım sizi bu düşüşün neresinde durdurabileceğim. Büsbütün geri çeviremesem de çukurun dibine kadar inmenize belki engel olabilirim diyorum. Onlara devamlı erkek ve ekmek buluyorum. Kanunsuz fakat evliliğe çok yakın bir bağlantıyla baş göz etmeye çalışıyorum. Siz benim bu kurtarıcılığıma karşı koyan fikir adamları bu zavallılar için ne düşünüyorsunuz? Söylesenize. Hiddetten, nefretten, yerme ve ayıplamadan başka hiçbir şey. E değil mi efendim? Hiçbir şey. Fakat İnsanlığa muhtaç düşünülmeye değer ortada bir sürü bahtsız var. Bunları toplumun kangren olmuş organları diye kesip atacak mısınız? Vücudun sağlam kısımlarını bu operasyonla kurtarabilecekseniz böyle yapınız. Fakat bu tedavi usulü de boşunadır. Çünkü kangren bir parçaya ait değil, bütün bünyeye aittir. Ve her gadri uğramış kimseyi sorumlu tutmakla buna bir çözüm yolu bulmuş olamazsınız. Tabiatın mutlulukları da felaketleri de bütün insanlara bölünecektir. Çünkü siz olağan bir şeye olamaz gözüyle bakıyorsunuz. Tabiatın yenilmez gücüne karşı çok zayıf ceza araçlarıyla çıkıyorsunuz. Fakat gelecek tabiatı incelemekten esinlenerek buna radikal, köklü bir çare düşünecektir. Dimaların olgunlaşacağı ve uyanışa ereceği o an gelinceye kadar işte ben bu yolu buldum namuslu beylere eğitim görmüş, meslekten metresler yetiştirerek e, bu suretle erkekleri birçok tehlikeli sakıncalardan ve kadınları da düşme alçaklığından yarı yarıya kurtarmış oluyorum. Ben hiçbir kadına doğru yoldan dön gel falan beyefendiye metresol demiyorum. Karısının koynundan sıyrılıp cüzdanının en şişkiniyle öpüşlerinin en ateşlilerini metresine götüren beyleri de e, bu yasakla sürükleyen ben değilim. Fenalık var olan hazır tedbirlerle ortadan kaldırılamaz. Ben daha az zararlı kötülüğü seçerek felaketin mümkün olduğu kadar sınırlanmasına çalışıyorum. İşte Ulviye Mele'in aynı başlangıç, aynı orta ve aynı sonuçla daima çevirdiği tekerleme dolabı. Namuslu beylere temiz metresler yetiştirmek bu kadının olumsuz boynuzlu felsefesine bir türlü zihnim yatmıyor. Alışamıyorum. Namusun temizliğin buradaki nitelenişi, manalarındaki acayiplik o kadar beynimi tırmalıyor ki, metres olmak acaba düpedüz başı açık orospu olmaktan yüksek bir şey midir? Feryadını koparmaktan kendimi alamıyorum. Bu yalnız zinada böyle değil. Toplumun öteki çeşit felaketleri için ayırdığı bir takım damgalı insanları daha vardır. Kalpazanlık, dolandırıcılık, hırsızlık ve benzeri suçluluklar özenilir işler değildir. Fakat ne yapalım ki? Barışçı tabiat bu sınıflamayı kendi kendine yapıyor. En medeni memleketlerde milyonlarca nüfusun içinde her ikili tarlada olduğu gibi böyle birkaç binde çürüyü, kurtlusu, kaba, zehirlisi çıkıyor. Toplumlar bu felaketlerin her çeşidiyle güçlerince güreşiyorlar. Fakat bunların öyle birdenbire olanları da var ki. Bu gece kaygısız rahat uyuyup sabahleyin neşeyle kahvaltısını eden bir adam. İki saat sonra bir otomobilin katil tekerlekleri altında parçalanarak kanıyla kaldırımları güllendireceğini ne bilsin? Kim bilir şimdi içimizde böyle korkunç kazaların öldürücülüğüne mahkum ne kadar bahtsızlar vardır. Kayıtsız yiyip, içip, gezip tozuyoruz. Çevrede, hayatta, geçimde her şeyde eksik olmayan bu çeşit felaketlerin hisseciliğinden insanları büsbütün koruyabilmek mümkün mü? Zina kurbanlığı da bu faturalardan bir çeşidi değil mi? Bunların kaçınılmaz başka çeşitleri yok mu? Halbuki Kokotlar Müdürü tabiattan, hayattan, toplumdan yapılacak bütün yanıp yakılmaları yalnız zina noktasında topluyor. Bu kadının övünüp durduğu koruyuculukları Acaba hep gördüğümüz ihtiyar Afrikalı milyoner komedyasına benzer dramlar mıdır? Bu iş her şeyden önce yeni bir ticaret ve bulucusunun beklediğine göre bu sanatın geleceğinin çok parlak olması da ihtimal içindedir. Müdürün mümkün olduğu kadar Tanrı'dan yana görünerek döndürdüğü dolabın marifetlerinden öteki numaraları da görelim. Bir sabah yine zilin titremelerine koşan Şebistan, oldukça kibar, alamut kıyafetli, biri orta yaştan fazla, öteki pek genç iki kadınla karşılaştı. Her yabancı misafire sorulmasına alışılmış soruyu bunlara da sorarak, ''Ne istiyorsunuz efendim?'' Yaşlısı karşılık verdi. ''Yurdun müdürünü görmek istiyoruz.'' ''Ne iş için efendim?'' ''Onu kendisine söyleyeceğim.'' ''Şok işi vardır. Söyleyeyim, kabul ederse gelir haber veririm.'' Arap çekildi. Kabulün belli olup olmayışı karşısında bozularak renkleri kaçan iki kadın can sıkıntısıyla göğüs geçirdiler. Duvarları sırlarını ortak etmekten korkuyorlarmış gibi ağız açmaya cesaret gösteremeyerek yalnız üzgün bakışlarla birbirlerine acılarını anlatmaya uğraşıyorlardı. Geçen her dakikayla üzüntüleri daha artan misafirleri bir hayli beklettikten sonra Arap hizmetçi ağır adımlarla gözükerek buyrunuz buraya kabulüyle onları dış kapıya pek uzak olmayan küçük bir bekleme odasına aldı. Bu kabulde bazı önemli kişiler yanında görülen ağır bir seremoni kokusu vardı. Yaşlı genç iki misafir bazen göz göze gelerek, bazen başlarını önlerine düşürerek, bazen ellerini ağızlarına tutup uzun uzun esneyerek düşünmektelerken, Arap müşteci oda kapısından başını sokup tekrar buyrunuz teklifiyle onların önüne düştü boyladıkları uzunca bir koridorun sonunda bir kapı açtı. Ulviye meleği şimdi sanatının sahnesinde görüyoruz. Burası tıpkı oynanan piyeste gereğine göre düzenlenmiş bir tiyatro odasının perde açılınca görünen halini andırıyordu. Müdür geniş bir koltuğa oturmuş. Bir tarafında hokka, kalem, defterler, biçki patronları, mezuralar, faturalar bulunan bir masa, öteki tarafında Üstüne yeni yapılmış renk renk bluzlar, roblar yığılı başka bir masa. Ötede geniş pencerenin hizasını sıralanmış üç makinenin önünde üç genç kız başları önlerinde harıl harıl işliyorlar. Artistlerin jestleri bu atölye görünüşüne tamamıyla uygun. Müdür iş zamanından az bir parçasını konuşmaya ayırabileceğini anlatır imalı ağır bir davranışla misafirlere karşısında iki iskemle gösterdi. Oturdular halinde ürkeklik sezilen genç kızın gözleri önüne saplandı kaldı. Yaşlı kadın söze başlamazdan önce karşısındakinin kalbinde acımı uyandırmak için yalvaran derin bakışlarla onun gözlerinde bir sığınak arıyor gibiydi. Ziyaretçilerin sırlarını açmaktaki düşüncelerinin tersine gerçeği yarı yarıya anlamış olan müdür, başını önünden kaldırmayan genç kızı incelemekle meşguldü. İlkbahar çiçekleri arasında dolaşan, sırtları yeşil yaldızlı böceklerin pırıltılarını andırır iri gözler moda makasının bile henüz düşürmeye kıyamadığı ve başı bir altın taç gibi süsleyen gür saçlar yüz kanazlığıyla solgun ve zayıf fakat bu zaafın kahredici bir üzüntünün eseri olduğunu kestirmek de güç bir iş değil yer içer ferahlarsa yerine geleceğine şüphe yok bu kadar üstün bir parça her zaman ağa düşmez Ulviye Melek birkaç göz iskandiliyle her şeyi ölçüye vurup anladı. Lakin böyle çok güzel kızların maceraları bazen dinleyenleri titretecek kadar korkunç oluyor. Bunu etraflıca anlamak için sordu. Hanım, yurdumuza başvurmanızın nedenini söyler misiniz? Yaşlı ziyaretçi bu sorudan biraz kuvvet almış gibi görünerek, biz de zaten onu söylemeye geldik. Efendim, Yurdunuzun övgüsünü duyduk. Kimsesiz, um, bir süre durarak ve felakete uğrayan kızları bazı şartlarda kabul ederek çalıştırıp besliyor ve kısmetleri çıkarsa evlendiriyormuşsunuz. Şimdi şurada gördüğüm halde tamamıyla bu duyduklarımızı kuvvetlendiriyor. Evet, e ne yapalım hanımcığım? Zamanın ekonomik sıkıntıları belli. Birçoklarımız bunun içinde kavruluyoruz. İşte böyle bir yer kurduk. Elimizden geldiği kadar geçinmeye, geçindirmeye, iyilik etmeye çalışıyoruz. Hanımefendi, tebriğe değersiniz. Teşekkür ederim. Bu hanım kızımız kimsesiz midir? E, akrabası vardır ama aile bağı kesin olarak kesilmiştir diyebilirim. Bu küçük açıklama üzerine müdür ailesinden kovulmuş bu güzel kızı daha büyük bir dikkatle süzerek Zavallıcık. Ah, felaket hanımcığım. Bu da bir felakete uğramış. Evet. Böyle bir kız hakkında kullanılan felakete uğramış deyiminin alacağı acıklı mana belliydi. Müdür birdenbire aklına önemli bir şey gelmiş gibi küçük bir deftere kısacık bir kayıtta bulunduktan sonra bu felaket hakkında tam bir açıklama isterim. Hiç eksik bırakmayacak, hiçbir şey saklamayacaksınız. Yaşlı kadın odanın içine şöyle bir göz gezdirdikten sonra bu gayetle önemli bir aile sırrıdır. Olsun, bilinmeyen bir şey üzerine sırlar üzerine hareket edemem. Eğer bu felakete uğramış kız hakkında benden şefkat istiyorsanız her şeyi söyleyeceksiniz. Peki, fakat yalnız sizin varlığınıza razı olabiliriz. Aha, evet anladım. Müdür odadaki kızlara hitap ederek, ''Hadi çocuklarım çıkınız, biraz hava alınız.'' Makine başındakiler yerlerinden kalkarak, bu noktaya kadar gelmiş bir felaket hakkında istenilen gizliliğe karşı yüzlerinde beliren birer ince gülümsemeyle odadan çıktılar. Müdür şimdi misafire dönerek, ''Dinliyorum efendim.'' ''Bu kız alçakça bir saldırının kurbanlıdır.'' Alçakça bir saldırı mı? İşte bu çeşit olaylarda kullanılması adet olmuş bir söz. E maşallah küçük hanım pek ufak tefek değil. Kendi kendini savunamamış mı? Efendim, e, çok içirmişler. Hanım içkiye alışık mıdır? Hayır efendim, hayır. Katiyen. O felaket anına gelinceye kadar içki onun tattığı bir şey değildir. Peki ama... O ana kadar tatmadığı bir şeyi kendilerinden böyle bir alçaklık umulanların ellerinden niçin içiyor? Ah, efendi. Akacak kan damarda durmaz sözü boş yere söylenmemiştir. Bazen olacağı çare olmuyor. Dünyada birçok masum günahlılar olduğunu elbette siz de kabul edersiniz. Bu kız ona verdikleri şeyin içki olduğunu bilmiyormuş. Bu nasıl olur efendim? İnanınız olur. Şampanyanın içine sarhoşluk verici öteki kuvvetli şeyler dökerek ilaç diye içirmişler. Hanımın o sırada ilaca ihtiyacı mı varmış? Evet, ufak bir mide sancısı. Reçet uydurmuşlar. Şampanyayla içindekini sanki eczaneden yapılıp gelmiş bir ilaç gibi göstermişler. Bu kızın aldanmasının en büyük nedeni de bu alçaklığı yapanın kendinden böyle bir cinayetin çıkmasına imkan görülemeyen biri olmasıdır. Kim bu? Yakın akrabadan biri. Kızın nesi? Yaşlı kadın etrafına çekingen bir bakış attıktan sonra Eniştesi. Ulviye Melek, bu namus doktoru, kızın anlatıldığı şekildeki masumluğuna pek inanmadı. Fakat şimdi bunun kurcalamayı da uygun bulmadı. Bir eniştenin baldızına tecavüzü de müder için tüyler ürpertecek olağanüstü bir olay değildi. Yalnız bu işe biraz şaşırmış görünmek için ''Ah böyle adam yerin dibine batsın. E sonra efendim?'' Sonra efendim e, bir türlü dışarıya veremediği bu sırrın zehiriyle kızcağız uzun bir süre kıvranmış durmuş. Onun bu susuşu ötekine cesaret vermiş. Tecavüzünü tekrara kalkışmış.'' Yani felaket ev içinde eskimiş yerleşmiş. Bu felaketin eskimiş yerleşmiş sözünden müdürün anladığı mana çok derindi. Bu lakırdıdan adeta enişteyle baldız arasında işlenen günahın devamlı bir şekle girdiği kavramı çıkıyordu. Bunun için biraz dikçe açıklama isteğiyle Küçük hanım ilk tecavüzü susmayla örterek niçin fenalığı eskitiyor Ah efendim, bilseniz bu kızın ablası Nezriye Hanım o kadar sinirli ve kocasına o kadar düşkün bir kadındır ki, felaketi duyduğu anda kıyamet kopacak. Ya derhal düşüp ölecek ya tımarhaneye gidecek. Hiç başka türlü değil. İşte bu korkuyla kızcağız susmak zorunda kalıyor. Hanım, böyle şeyleri saklamak, korkunçluklarını kat kat arttırmak demektir. ''Ay Allah sizden razı olsun. Nasıl biliyorsunuz? İşte bu da öyle oldu. E çünkü böyle fenalıkların sonuna kadar gizli tutulabilmeleri mümkün değildir. Siz ne kadar saklarsanız vakti saati gelince olay kendi kendine patlak verir. Evet evet çok hakkınız var. Ah hanımefendi bir erkeğin gözü kızınca artık dünyayı görmüyor. İsteğinin yerine gelmesi için her felakete meydan okuyor. Kendi tutuştu mu etrafını da yakıyor yıkıyor. Erkeğin kadından daha hazımlı, düşünceli, metin, bilgili olduğunu söylerler. Başka konularda belki. Fakat sevdaya gelince güçlü cins, güzel cinsten çok düşkün, çok iradesiz, çok düşüktür. İşte bu olay da sözünüzü ispat ediyor. Bu Sıtkı Bey'e yaraşır mı? Sen karın üzerine baldızına göz koy, türlü hileyle onu isteğine uydur, evin içinde bu günahına devamı uğraş. Bu nevare kızcağız eniştesinin sakınma bilmeyen bu tecavüzlerinden nasıl korunsun, nereye kaçsın? Ne tarafa gitse daima onu arkasında bütün ateşli gözyaşlarıyla ayaklarının altında buluyor. Çılgın kucaklamalarından vücudunu, yakıcı öpüşlerinden yüzünü zor kurtarıyor. Bu tecavüz ve savunma didişme sahnelerinden birinde elbette bir gün Nezriye Hanım gelecek. Bu sine sine tüten yangın bütün dehşetiyle birden alev alacak. Artık felaketin saklanacak tarafı kalmayacak. İşte bu korkuyla titreyerek bir gün Nevare Sıtkı'ya der ki Enişte benim genç kızlık namusumu berbat ettin. Şimdi de bu günahlı arzunda devamla ailenin mutluluğunu bitiriyorsun.'' bu cinayetinde devamı uğraşırsan benim için yalnız bir kurtuluş kalıyor. İntihar. Ablama hiçbir şey sezdirmeden ölmek isterim. Kimseye bir şey duyurmadan bu sırrı vücudumla mezara götürüp örtmek de benim için bir çeşit teselli sayılır. Sıtkı Bey şu karşılığı verir. İntihar. Hay hay. Fakat ben de beraber kucak kucağa, dudak dudağa. Nevarip bu suretle de eniştesinin tecavüzlerinden silkinemeyince ona söylediği şeyi kendi kendine yapmaya karar verir. Bir gün uygun bir anda bahçedeki dut ağacına ipi atar, ilmi boynuna geçirir. Altındaki iskemleyi tekmeler. Son nefesini vereceği sırada bu korkunç olay komşulardan görülür. Koşuşurlar, kızı ipten alırlar. Baygın yere uzatırlar. Telaşlar, doktorlar, tedaviler. Kız dirilir kalabalık çekilir. Ablası sorar. "Zorun neydi yavrum? Canına kıyacak kadar seni hayatından bıktıran bu korkunç sırrı anlamak isterim." Nevare inleyerek karşılık verir. "Aa ablacığım, bu sırrı senden saklamak için ölmek istiyordum. Madem ki istediğim şeyi yapmaktan beni alıkoydunuz, artık içimde bu sırrı yaşayamam. Buna tahammülüm yoktur." Ben de senin her acın, her sırrınla acılanacak ve ilgilenecek kadar ablalık şefkati düşünemiyor musun? Ben senin şefkatine layık bir kardeş değilim. Ben suçlu bir kızım ablacığım. Ah Nevvare, yok buna inanamam. İnan ablacığım. Ah, şimdi ağzım mezarın topraklarıyla örtülerek ebediyen susmuş bulunaydı. Bu sırrı sana açıklama azabından kurtulurdum. Ah, baz acılar için hayat ne kadar hain bir ilancı. Ölüm ne kadar gizleyici bir örtü. Hayat şimdi bana kurtulduğum ölümden yüz kat ıstıraplı geliyor. Söyle kızım, beni meraktan azaptan öldüreceksin. Seni bu meraktan kurtarmak öldürmekten daha acıklıdır. E yetişir, söyle bitiriyorum. Eniştem bana aşkını ilan etti. Nezire Hanım yolmak için on parmağını saçlarına geçirerek sıtkı sana A aşk o kulaklarımdan beynim ateş doluyor. Sonra, sonra 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 beni pusuya düşürdü. Sonra 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 sonra. sonra. Artık ben kız değilim. Bahtsız nezriye bu cehennem vuruşu karşısında kurşunla vurulmuş gibi sararır düşer. Nevvari'yi ölümden kurtaran doktorlar şimdi onun başına üşüşürler. Hanım da ayılır. Lakin evin içinde çekilmez bir geçimsizlik başlar. Nezriye hanım kocasıyla kardeşini yan yana görmeye tahammül edemez. Her gün gözyaşı, acı, sitemler, ahlar, oflar. Zavallı kadın ne yapsın? Bu üç canın bir evde bulunması işkencesine dayanılmıyor. Kocasından mı geçsin, kız kardeşinden mi? Yoksa kendi tatlı canından mı? Olayı ortaya koyarak boşanmak istese şüphesiz davayı kazanır. Fakat Sıtkı'dan ayrılmak kendine her şeyden korkunç geliyor. Kardeşini evden çıkarsın. Lakin nereye? Zaten Sıtkı buna şiddetle karşı. Nevare nerede, ben orada diyor. Artık mesele çığırından çıkmış. Son noktaya kadar yüz göz olmuşlar. Nezriye bazı günler kendini tutamayarak bütün öfkesiyle haykırır. Ah! Keşke kahpeyi intihardan kurtarmayaydım. Gebereydi. Ayıbını yerler örteydi. Şimdiye kadar mesele kapanırdı. Kocamla karşı karşıya kalır rahat ederdim. Ölmek nöbeti şimdi bana geldi. Nihayet talihsiz kadın bu cehennem azabından kurtulmak için son kararını verir. Bir gün odasına kapanır, tabancayı doldurur, şakağına doğrultur. Tetiği çeker. Lakin kalbinin aşırı çarpıntılarından eli titrer. Kurşun hedeften ayrılarak camı deler, vızlar gider. Silah sesine koşuşurlar. Kapıyı kırarlar. Hanımı yerde baygın fakat yarısız beresiz bulurlar. Bu intihar teşebbüsü mahallede çalkalanan dedikoduyu kabartmaktan başka bir işe yaramaz. Evde yine eski acıklı durum, aileye ait bir problem olan o çekilmez işkence. Dert eskidikçe acı eksilmez, artar. Çünkü Sıtkı Bey iki kız kardeşinde kocası kalmak ister. Ah hanımefendi, ah! Bu kapalı damların altında ne dramlar oynanıyor. Ahlar, ağlamalar, büyük bir felaketin sinsi başlangıcı gibi evin bacasından tüterken olay yeniden azgın bir şekil alır. Artık kendinde de tahammül gücü kalmayan Sıtkı, bütün korkutucu haykırışlarla karısına bağırır. Hanım, artık dırdırı kes. Sana müjdelerim. Yakında benden de her şeyden de kurtulacaksın. Dünya, bütün gökleri, güneşleri, ayları, yıldızlarıyla senin olsun doğudan batıya, kuzeyden güneye salınarak içinde geniş geniş, ferah ferah yaşa. Nezriye titreyen yüreğini tutarak sıtmalı bir sesle, ''Bana genişliğini övdüğün dünya sana ne için dar geliyor kuzum? Bunu şimdiye kadar anlamadınsa bundan sonra anlatması zor. Ne olacakmış, ne yapacaksın?'' Şimdi bütün dünyada alamut olan bir şeyi yapacağım. Ne? Neyi? Nevvare'nin de senin de yapmayı göze alıp da yapamadığınız, başaramadığınız şeyi. Şimdi sıra bana geldi. İnsanın ömrü olduktan sonra kendini öldürmek için beynini çevirdiği silaha Azrail bir umruk kurarak kurşunun yönünü değiştiriyor. Benim silahla kurşunla işim yok. Tentir diyor mu içeceksin? Tentür diyor aptallar içer. Ölümün onca acısız tatlı çeşitleri varken Öyle bir ateşi boğazımdan boşaltarak içimi cayır cayır niye yakayım? Tentürdiyot nedir? Bunun ne kadar miktarı, ne kadar bir sürede insanı öldürür ve çektiği acı nasıldır? Dünyalarını değiştirmek için bu zehre saldıranların içinde bu gerçeği bilen kaç kişi vardır? Ah oh, bey, beyciğim, o tatlı ölümün reçetesini bana da öğret. Allah esirgesin, böyle bir reklam yapılırsa sonra kolera var gibi memleket boşalır. Ben de beraber. Bey, ben de beraber. Tatlı, acı, her nasıl ölüm olursa olsun arkandan bir gün durmam vallahi. Sakın ha, deri misin? Ben kaçıyorum. Öteki dünyaya da arkamdan koşarsan seni orada bırakıp yine dünyaya geri gelirim. İçin için yanıp kısa bir süre sessizlikle örtülü görünerek yine birden birdenbire ateşlerini püsküren bu acıklı halin ortadan kalkma çaresi bulunmayacak mı? Evet, belki. Fakat bu ancak bu çok fena durumun sehpasını kuran üç candan birinin ortadan kalkmasıyla kabil olabilecek gibi görünüyor. Nezriye Hanım, kocasını bu büyük günahtan kurtarmak için kendisi tekrar ölmeye ve kız kardeşini de öldürmeye çoktan razı. Nevare kendini bir daha sıcak olsa artık gidip kurtarmayacak. Onu ipte sallanırken görünce belki iyice ölmemiştir diye gidip ilmiğini sıkıştıracak. Hanımefendi, ben de bu aileden bir parçayım. Aynı durumdayken nevari bir gün bana geldi. Hanım teyze dedi, bu aile dramından kurtulmak yalnız ölümlü olmaz ya, ben bu evden diri diri çıkıp gidemez miyim? Nereye yavrum, nereye dedim. Gözümün gördüğü, adımımın gittiği yere dedi. Kızım, Genç yaşında senin için bir felaket saati çaldı. Bundan sonra nereye gitsen akrep, yel kovan aynı uğursuzluğun etrafında döneceğe benzer. Pek gençsin, güzelsin. Artık her yer senin için bir pusu, bir tehlikedir. Kendi öz ailesi içinde bu felakete uğrayan başka yerde nasıl bir güvenilir yuva bulabilir dedim. Teyze, en korkunç fırtınaları kanıksayan bir gemici gibi felakete alıştım. Onun çılgın ıslıkları artık kulaklarıma ninni gibi geliyor. Kısmetim beni ne tarafa iterse artık onun rüzgarına tabi olacağım. İsterseniz beni götürüp Sudan esircilerine satınız dedi. Kendine şefkat duyguları kapanmış bir evden bu kararla çıkan bir kızın halini geleceğini düşününüz. Yurdunuzun övgüsüne geldik. Alınız bu kızı, ne yaparsanız yapınız. Artık onu arayıp soran olmayacaktır. Ulviye melek bu teklif karşısında biraz dalgın durdu. Dinlediği macera ayarı taslaman bir gerçek miydi? Artık bu kızı arayıp soran olmayacaktır gibi ağızlara inanıveremezdi. Fakat her ne farz edilse Nevvare daima el avuca girer bir parça değildi. Yurda durup dururken gökten inen bu günahlı meleği ürkütmemeyi ticaretine uygun buldu sonradan çıkacak sakıncalara yine ileride çareler düşünebilirdi. Bu güzel kızı hüzünlü bir şefkatle süzerek onu kabulde biraz nazlanır görünmeyi lüzumlu bularak dedi ki Vallahi yurdumuz dolu. Böyle günde bu kadar insan beslemesi kolay değil. Kazancımız harcamalarımızı korumuyor. Lakin bu hanıma içim acıdı. Kalsın. İki taraf birbirinden memnun olursa ne iyi. Olmazsa burası sudan esir pazarı değildir. Arzu ettiği vakit bizimle hesabını keser, istediği yere gidebilir. Yalnız şunu hatırlatmak zorundayım. Onu soracak kimse olmadığını söylemenizin aksine erkekten kadından görmeye gelenler bulunursa kimseye çıkartma. Çıkamaz. Kadın, inanınız kimse gelmez. Gelse de çıkartıp çıkartmamak hakkı size aittir. Ulviye Melek, Nevvari'ye şimdi benimsel bir şefkatle bakarak, ''Kızım, burası senin gibi hayatta günahlarıyla yalnız kalmış, talihin yere serdiği kızların mektebidir. Şimdi sizin farfara bir aklınız vardır. Pusulasız bir zihniyettesiniz. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Her şeyden çabuk kırılır etkilenirsiniz. Mektebimiz sizi geleceğe götüren kanatlarla süsleyecektir.'' Aydınlık ufuklara çabucak uçan olur, düşen olur. Doğrusunu söyleyeyim, burada da sizin için ikinci bir talih oyunu vardır. İçinde namus temizlik kelimelerine hiçbir yer ayrılmayarak kaydırak oyununu andıran bu söylevden dinleyen istediği manayı çıkarabilirdi. Ulviye Melek yerinden kalktı, küskün başı hala önüne sarkık duran kızı çenesinden okşayarak, ''Yavru, Kaldır başını, bana bak. Eski hayatının acılarını unut. Burada senin için yepyeni bir yaşantı başlayacaktır. Sakın intihara falan kalkışayım deme. Yurdumuzun önünü bitirirsin. Sana ettiğim edeceğim iyiliği küfürle, hainlikle karşılık vermiş olursun. Nevvari önüne utançtan değil, söz arasında isyandan kendini kurtarabilmek için bakıyordu. Şimdi başını kaldırdı, o ana kadar durgunluğu, içine ay ışığı vurmuş yeşil havuzlara benzeyen gözlerinde vahşi parıltılar görünerek karşılık verdi. Merak buyurmayınız, intihar etmem. Bu sözünün kefili nedir? Bu sözümün kefili yine kendi sözümdür. İntihar etmem. Çünkü artık hayatı anladım. Nasıl anladın? Derinliğine indim çıktım. Bütün kirlerini, pisliklerini gördüm. Ondan çok iğrendin mi? Çok iğrenmiştim. Fakat şimdi fikrimi düzelttim. Nasıl yavrum? Ben ondan iğreneceğimi, bundan sonra o benden iğrensin. Bu gizli anlatışın dehşeti önünde Ulviye Melek yerinden hop kalktı hop oturdu. Mesleğinin yanında ilkeler, kanıtlar, tanıklar arayarak yapraklarını didik didik ettiği zina felsefesinde şimdiye kadar Satırı kısa, kavramı derin böyle bir söze rastlamamıştı. Sesini tatlılaştırarak, ''Kızım, bu oyunda sen bize taş çıkartacağı benziyorsun. Bu küçük yaşında bu büyük denemeleri nasıl kazandın? Enişten sana sevdasıyla bu kadar büyük felsefeler mi aşıladı?'' Enişten bana felaketten başka bir şey aşılamadı. Onun ruhuma açtığı yaraları tedaviye, mektebinizde olgunlaşmaya geldim. Bu akıllı başında o bir yığın saçın ağırlığını neden taşıyorsun? Kesecektim. Ablam engel oldu. Şimdiki kâküllerim beni daha güzel yapacağından korkuyordu. Bununla beraber ben de saçlarımı çok severim. Doğduğum günden beri beraber büyüdük. Onlardan ayrılmak acı geliyor. Yüzüme dikilen bakışlar ilk önce onların üzerinde duruyor. Ulviye Melek bir tarak getirterek Gerçekten çok güzel göz alıcı, çok çekici. Altınla değişilmez rengi var. Müsaade et de onları biraz da ben seveyim. Müdür yazılmasıyla mektebine şeref verecek bu yeni öğrencisinin başından firketeleri çıkardı. Altın dalgalı bir kucak ipek o güzel yüzün etrafına yayıldı. Gönüllerde bin yangın tutuşturacak bu kıymetli saçları avuçlarının içinde seve seve nazik nazik taradı. Karşısındakine hiçbir şey sezdirmeksizin masanın üzerinden biçki makasını kaptı, hemen bir çırpıda bu güneş ışınlarını yere düşürüverdi. Nevvare, ah ne yaptın hanım feryadını kopartarak bu budamanın acılığı üzerine birkaç damla hüzün yaşı akıttı. Müdür, hiçbir şey yapmadım, kurulumuzun nizamlarına uydum, dedi. Nevare küçük açkırıklarla sarsılırken o devam etti. Başını öbür yana çevir. Saçlarına bakma kızım. Bu fenalığın şimdi geçer. Ben bu işi genç masum başların üzerinde çok yaptım. Birazdan aynada kendini daha güzel göreceksin. Yaşlı kadın bakması yasak saçlardan gözlerini ayırmayarak Hanım ya bu kesik saç modası geçerse? Geçmez. Bu moda değil, olgunlaşmadır. Saç uzunluğunun gerçekten akıl kısalığından ileri geldiğini nihayet son kuşak kadınları anladılar. Ben bu güzel başı eski zaman görünüşüyle bırakır mıyım hiç? Uzun saç yüzü on yıl fazla yaşlandırıyor. O eski tavus kuyruklu, balon vücutlu kadınları artık tarihe karışmış filmlerde görüp göreceğiz. Yakın bir gelecekte kadınlar bütün erkek gibi giyinecekler. Medeni duygu İki cinsi şekil bakımından birbirine yaklaştırıyor. Erkek yüzünün tüylerini kazıdı. Kadın saçlarını kırptı. Fazla kıl daima vahşiliğe işarettir. Okuduğum eseri ve seslendirme performansımı beğendiyseniz beğen işaretine tıklayarak bu videomu kanalıma abone olarak da kanalımı destekleyebilirsiniz. Sonraki okumalarda tekrar bir arada olabilmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.